Merhaba arkadaşlar. Tarama sınavımızın çözümüne başlıyoruz. İlk soru hemen hemen herkes girmiştir. Girmeyenler de varsa sorumuzu bir okusun arkadaşlar. Der ki, bir merdiveni üçer üçer çıkıp dörder dörder inen biri toplam 35 adım atıyor. Alıştığımız soru neydi? İnerken attığı ya da çıkarken attığı, inerken attığından ya da çıkarken attığından şu kadar fazla diye sorular vardı. Hatırlıyor musunuz? Bu biraz daha farklı ama farklı olduğu için de koydum birazcık aslında ama zor bir soru değil. Bakın nasıl çözülüyor. Farklı olsun diye koyduk. Bakın nasıl çözülüyor. Bu tür sorularda arkadaşlar merdiven sayısına hemen bir x diyelim isterseniz. Yani basamak sayısına daha doğrusu. Üçer üçer çıkan bir kişinin attığı adım budur. Dörder dörder inenin attığı adım budur. Toplamda 35 adıma tekabül ediyormuş burada söylüyor. Dolayısıyla bunların paydasını eşitliyoruz. Buraya bir 4 koyduk. Buraya bir tane 3 koyduk. 7x bölü 12 eşittir 35 dedik. 7 ile 35'i sadeleştirdik. İçler dışlar çarpımı yaptık. 60'ı bulduk. Zaten bize de merdiven kaç basamaklı demiş. Ceyhan'ı işaretledik. Sıkıntı yoktur diye düşünüyorum. Sormuyorum bile. Bir çocuk yuvasındaki 30 bebeğe 40 gün yetecek kadar mama bulunmaktadır. 10 gün sonra. Bakın bu tür sorularda. Unutmayın, bunun tabii farklı farklı tarzları var ama hepsinde mantık aynı. Şu 10 gün olayı, 10 gün sonra olayı sorunun içerisinde bu 40 günü otomatikman 30 güne indiriyor arkadaşlar, tamam mı? Yani sorunun başında şöyle başlıyoruz. 30 bebeğimiz var, 30 gün yetecek kadar mamamız var. Çünkü 10 gün geçmiş bu hikayeden. Sonra o 10 günden sonra 12 bebeğin ailesi tatile çıkıyormuş. Yani 12 bebek uçtu. Geriye kaç bebek kaldı arkadaşlar? 18 bebek kaldı. 18 bebeğe kaç gün yeter diye bir soru olmuş oldu bu. Siz de biliyorsunuz ki bebek sayısı azalmış ama gün sayısı, daha doğrusu mamanın yeteceği gün sayısı artacaktır. O yüzden bu nasıl bir orantı? Ters orantı. Ters orantı da biliyorsunuz içler dışlar değil. Böyle çarpıyoruz. 30 kere 30 diyoruz. 18 kere kaçtır diyoruz arkadaşlar. 900 sayısını 18'e böldüğümüz zaman 50 yapar. Sanırım bunda da bir sıkıntı yoktur diye düşünüyorum. Hemen ikinci soruya bakalım arkadaşlar. Demiş ki, bakın bunu dinleyin. Bunu çünkü ben farklı bir yolla çözüyorum. Belki de aynı yoldur sizinkiyle ama burada ben biraz işlemi değiştiriyorum açıkçası. Yani piyasada çözümlerden biraz daha farklı çözüyorum arkadaşlar. Şimdi dikkatli bakın. Özellikle oturmayanların çıktığı bir yöntemle çözüyorum. Şurayı da bir yandan da silmiş olayım. Bu sorumu iyi dinleyin, bu çözümü iyi dinleyin arkadaşlar. Bakın ben nasıl çözüyorum. Şimdi ilk önce sıralara, bu tür sorularda sıra sayısına biz x diyoruz. Tamam mı? Sıralara üçerli oturunca 3x, 6 öğrenci ayakta kalıyormuş 3x artı 6. Çünkü 6 tane öğrenci de bu sınıfın öğrencisi sayılır. Doğru mu? Daha sonra diyor ki kalırken aynı öğrenciler demiş, demek ki eşittir. Dörderli oturunca ben bunları dörderli oturtuyorum. Tamam mı? Yani şöyle bir öğretmenim ben. Sıralara bunları şöyle dörder dörder oturtuyorum. Tamam mı? Hepsini oturtmuş gibi sayıyorum. Sonra diyorum ki oturmayanlar var diyorum. Mesela iki sıra boşmuş. O zaman 8 kişi yoktur. Çünkü niye? Bu sırayla bu sıra boşsa, kimse yoksa 4 4 8 kişi yoktur. Sonra tamamdır diyorum, iş bitti diyorum. Bir bakıyorum sıranın birinde de 1, 1, 1, 4. kişi yok. Şurası yok. Yani bir kişi de buradan yok. Herkes oturmuş gibi yapıp oturmayanlara çıkartıyorum. Öyle x eksi 2, çünkü niye hocam öyle yapmıyorsunuz diyenlere de şunu söylüyorum. Yani x eksi 2 yapmıştır bazıları. Halbuki x eksi 3 olacak bu soruda. Sıra sayısını 3 azaltacaksın, sonra 3 kişiyi tekrar ekleyeceksin. Yani kafan niye karışsın? 3 tane çözüm yöntemi var ama bu yöntem ciddi manada çok güzel bir yöntem. Dolayısıyla bakın x'i buraya koydum. 8 eksi 1, eksi 8 eksi 1, 9 karşıya gitti. 15 oldu. Sıra sayısı 15'miş. Bana onu sormuyor ki, bak şıklara da onu koymuş gerçi. Bana sınıftaki mevcudu soruyor. 3x artı 6'yı soruyor. Ya da 4x eksi 9'u soruyor. 15'i buraya getirip koyduğum zaman 3 kere 15, 45, 6 daha 51. Bence bu yöntem çok daha hoş arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Evet Pakize, öyle yapmak zorundaydık işte, yapmayalım diye. Kimileri bunu x eksi 2 diye yapıyor. O yüzden bu yöntem çok daha güzel bir yöntem. Yani süre olaraktan da ondan daha kısa. Berna 30 günde eksi 1'i tekrar alır mısınız hocam? Şurada bir kişi oturmuyor ya bak.
Orayı herhalde dinlemediniz beni bence. Şimdi iki sıra boşsa 4-4 kişi yok. Ya bunlar 0 kişi oturuyor. Demek ki 4'er kişi yok. Burada da 3 kişi oturuyor. Demek ki 1 kişi yok. 4 kişi burada yok. 4 kişi burada yok. 1 kişi burada yok. Herkes otursun. Tamam mı? İşi bitiriyoruz. Herkes otursun. İşi bitiriyor. Yani burada amacımız şu. Yani ben öyle sayarım. Sınıfta yıllarca öyle saymışımdır. Mesela sınıfta 15 tane sıram var. Öğrencilerim 3'er 3'er oturuyor mesela. Bir bakıyorum sıranın biri boş. Birinde de 2 öğrencim oturuyor. Ana diyorum 15 sıra hepsi oturmuş. 45 kişi olur sınıfta diyorum. Bu 3 kişi yok. Burada da 2 kişi varmış. Demek ki 1 kişi yok diyorum. Böylece daha hızlı olmuş oluyor. Bu yöntem çok daha hoş bir yöntem. 6. soru. Şimdi demiş ki Berna 30 günde 180 TL biriktirmeyi düşünüyor. İlk 10 gün hep aynı miktarda para biriktirmiş. Şimdi normalde bu arkadaşımızın amacı 180 TL. Ama ilk 10 gün XX para biriktirmiş. Geriye kalanlarda da 20 gün boyunca 3 TL daha fazla biriktirmesi gerektiğini öngörmüş. Görmüş yani, tamam mı? 10 günde XX yapmayla demek ki sonu gelmeyecek bu işin. O zaman demek ki demiş ki 20 gün, geriye kalan 20 günde biraz daha fazla biriktirmem gerekiyor demiş. Ve bize ilk 3 günü sormuş. Yani aslında şuradaki 3X'i sormuş bana. Onu bulacağız. Buradan da arkadaşlar 10X, 20X, 30X. 20'den 20 kere 3, 60 karşıya gitti. 120. 30X'in 120 olduğu yerde 3X'e bir 0 sildirir bize. O da cevap ne olur arkadaşlar? 12 olur. Anlaşıldı herhalde. Var mı problem? Yok değil mi? Peki. Arkadaşlar, şimdi gelin 3'e bakalım. 3 der ki, bir oyuncak robot her hareketinde 7 adım ileri 2 adım geri giderek hareket ediyor. Buna göre bu robot başlangıç noktasından 100 adım uzaktaki bir noktaya gidene kadar en az kaç adım atar? Şimdi bu soru da ilginç bir soru arkadaşlar. Nasıl bir ilginç soru biliyor musunuz? 100 adım uzaktaki bir noktaya gidene kadar demiş. Soruyu okuduysanız, şimdi bu adam aslında 7 ileri, 2 de geri atıyor. Yani aslında bu arkadaşımız toplamda, tamam mı, 9 adım attığında 5 ileri gidebiliyor. Doğru mu? Şimdi size ben bir ipucu vereyim. Normalde 100 ileri deseydim, 100 adım uzaktaki noktaya gidene kadar 100 ileri lazım bana. Bakın 20 katı, 20 katı. Bir şey soracağım size. Bunu 180 yapanınız var mı? Var mı 180 yapanınız? Var değil mi? Bakın, şimdi peki bunu niye boşa mı vermiş en azı? En azı boşa mı vermiş değil mi? Boşa vermemiş. Bazı şeyler demek ki gerekli. Dolayısıyla bakın bu soruları şöyle yapacaksınız. Evet, 9 adımda 5 ileri gidiyor. Doğru. Doğru söylüyor. Fakat 100 adım ileri diye yapmayacaksınız bunu. Önce 95 ileri yapacaksınız. Yani bir öncesi 5'in katı. Çünkü burada 5 ileri ise 5'in katı. 100'den önceki sayıyı seçiyorsunuz. 5'in katı. Sonra böyle bir orantı kuruyoruz. Buradan orantımızı yaptığımız zaman başımıza ne geliyor? Bakın iyi izleyin. Bununla bunu yaptığımız zaman 19 kat 171 adımı buluyoruz. Doğru mu arkadaşlar? Buraya kadar var mı problem? Var mı problem? Yok. Değil mi? Şimdi 95 ileri atmış. Burayı dinleyin. Kaç adım daha ileri atması gerekiyor sorma sahip? Kaç adım daha ileri atması gerekiyor? 100 adımla ileri olması için. 5 adım. Zaten 171 adımda gelmiştik 95 ileriye. Zaten önce 7 adım ileriymiş. Zaten 5 adım atsam direkt 5 adım ileri gitmiş olacağım. Çünkü önce ileri denk geliyor. 171. 5 daha ne yapar arkadaşlar? 176. En azı sorduğu zaman 100 almayın, bir öncekini alın. Anlaşıldı mı? Peki. 7'ye bakalım. En fazla için, evet. Aynen öyle. Buraya kadar var mı problem? Yok. Bir grupta Oğuzhan benim kız arkadaşlarımın sayısı. Sonra bir kız öğrenci oluyor, benim arkadaşlarımızın sayısı diyor. Bu tür sorularda şöyle yapacaksınız.
Oğuzhan'ın da Ezgi'nin de içinde bulunduğu erkekler ve kızlar. Burada Oğuzhan var. Burada da Ezgi var. İçinde var arkadaşlar. Şimdi başlayalım. Oğuzhan demiş ki benim kız arkadaşlarımın sayısı direkt K'yı alacağız. Erkek arkadaşlarımızın sayısı diyorsa E-1 diyeceğiz. Çünkü içinde Oğuzhan yok. Erkek arkadaşlarımız sayısının 5 fazlasıymış. Yani buradan arkadaşlar kız eksi erkek 4 bulduk. Doğru mu arkadaşlar? Ezgi'ye girelim. Ezgi demiş ki benim erkek arkadaşlarımın sayısı E yani. Çünkü orada da eksi 1 diye almayacağız. Ezgi'ye göre erkekler. 2 katının 5 eksiği kadar kız arkadaşım var diyorsa bu sefer K eksi 1 alacağım. Çünkü Ezgi'yi almayacağım. Ezgi arkadaşlarından bahsediyor. Buradan da arkadaşlar aldığım zaman bakın 2E eksi K'mız 4 çıkıyor. Tamam mı? Sonra arkadaşlar bunları taraf tarafa toplayalım. Şunlar birbirini götürdü. 2E'den 1E gitti. E 8'miş. Erkekler 8 ise 2 kere 8 13, 16, 5 çıkardım 11. Demek ki bunun da 12 olması lazımmış. Doğru mu? 8, 12 daha 20 çünkü erkek artı kızı soruyormuş bana 20. Anlaşıldı mı? Peki. Bakalım aşağıdaki sorulara. 4 ve 8'e bakalım arkadaşlar şimdi. 4. soru. Bir çocuk getirdiği her 5 boş sakız paketine bir tane sakızı bedava almaktadır. Cebinde 120 tane sakız alacak kadar parası olan bir çocuk bu parayla toplam kaç sakız alabilir? Önce 120 elimizde var zaten. 120'yi 5'e bölüyoruz 24. Tamam mı arkadaşlar? 120 vardı. 24 tane de hediye geldi. Şuradan kalan 0. Bu 24 taneden de bize hediye gelecek. Tamam mı arkadaşlar? 4 tane de buradan geldi. Yavaş yavaş artıyor. 148 diyorum. Tam işaretlerken ana diyorum şu 4'ten, şu 4'ten. Çünkü 4'ten elinde var. Bir daha gelmeyecek hediye. 4'ü 5'e bölemiyorum ama 4 tane artmıştı. 8 yapıyor. 8'i 5'e bölüyorum 1 tane. Doğru mu arkadaşlar? Bir tane de buradan geldi. 149. Bakayım devam edecek mi? 1'den 5, 3. Bir tane elinde var. 3 de burada var. 4. Bir daha bedava sakız gelir mi bana? Gelmez. 5 boş olması gerekiyordu. Cevabımız neymiş? 149. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı? Peki. Erman Serdar'a olan borcunu 3 eşit taksitle ödemeyi düşünüyormuş. Tamam mı? Yani aslında Erman'ın Serdar'a olan borcu 3x. Eğer her taksitte 50 TL daha az öderse 4 eşit taksitle ödeme durumu olurmuş. Tamam mı? Erman'ın Serdar'a olan borcunu sormuş. X eşittir 200. 200 de yerine koyuyoruz 600. Herhalde bu soruya çok fazla zaman kaybetmediniz. Geçiyorum. Geçtim. Şimdi gelelim 9'a. Şimdi arkadaşlar eleme usulü maçların yapıldığı bir turnuvada galip gelen her takım bir üst tura geçmektedir. Toplam 32 takımın katıldığı bu turnuvada şampiyonu belirlemek için toplam kaç maç yapılmalıydır? Şimdi güzel bir soruydu arkadaşlar. Burada mesela yorumunuz ne olur? Mesela nasıl yapardınız bu soruyu? Ne yaptınız yani bu soruyu yapanlar nasıl yaptı? Bir yorum alalım. 1, 2, 4, 8, 16. Yusuf sen o zaman nereye vardın cevap? Niye senin gittiğin zaman ama 32'ye varır. Peki size bir yöntem söyleyeyim. Arkadaşlar bakın. İki takım olsaydı bir maçta şampiyon belli olur. Dört takım olsaydı şuradan mesela B kazandı, buradan da C kazandı. Sonra şampiyon belli olur. Bakın 1, 2, 3. İki takımda bir maç, dört takımda 3 maç, 32 takımda 31 maç. Anlaşıldı mı?
Yani çok fazla uğraşmaya gerek yok. Şimdi bak, iki takım olunca bir maç şampiyonu belirliyor. Dört takım olunca da üç maç şampiyonu belirliyor. Hep bir eksiği olur. Hani 18 takımlı ligimizde erkekler bu konuda biraz avantajlı. İlk yarı 17 maç oluyor ya, 17 hafta oluyor ya daha doğrusu. Çünkü burada deplasman yok ondan dolayı. 13'e bakalım. Biri 8, diğeri 12 saatte eriyen eşit unutta iki mum aynı anda yalıttan kaç saat sonra birinin boyu diğerinin iki katı olur. Bu sorular şöyle çözülüyor arkadaşlar. Bir kere uzun bölü kısa iki kat olacakmış. Şimdi ikisinin boyları eşitse 8 ile 10'un 12'nin o keki alınır. İkisi de eksiliyor. İkisi de kaç saat sonra demiş, kaç saat sonra demiş. Nasıl eksiliyor bakalım. 24 boyuysa saatte 3 eriyor, saatte 2 eriyor. Peki birinin uzun kalabilmesi için 2-2 erimesi, birinin kısa kalması için 3-3 erimesi gerekiyor. Doğru mu değil mi? Doğru mu arkadaşlar? Bakın uzun kalması, kısa kalması gerekiyor. Çünkü uzun kısanın iki katı olur. Şurada az az yanmış uzun kalır, çok çok yanmış kısa kalır. İçler dışlar 48-6x, 24-2x, karşı ekli 4x 24, x eşittir 6. Anlaşıldı mı? Eğer 2 bölü 3 katı deseydi, 2 bölü 3 katı, 2 katı değil de 2 bölü 3 katı, bu sefer şöyle yapacaktınız. Kısa bölü uzun, 2 bölü 3 eşittir deyip kısa kalacak olan yukarıdakiydi. Uzun kalacak olan buydu. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı? Kaç katı diyorsa bak, kısa uzun 2 bölü 3. Sonra şundan kısa kalması için 3 3 yanıyor. Önce o kek alıyorsunuz 24. 24'ü 8'e bölüyorsunuz 3. 24'ü 12'ye bölüyorsunuz 2. Bu saatte 2 2 yanıyor. Bu saatte 3 3 yanıyor. Bak saatte 2, saatte 3. Uzunun kısa oranı 2 olur. Peki. Ona bakalım. 53 kişilik bir sınıfta herkes bir oy kullanacak ve başkan belirlenecektir. Bu sınıftaki bir öğrenci en çok kaç oy almış olmasına rağmen başkan seçilememiş? Tabii ki 26'ya 27 oy olması lazım ki birbirine en yakınlar alınıyor diye, en büyüğü en az, en küçüğü en fazla soruları. O yüzden 26 oy alırsa bu adam, çok oy olmasına rağmen diğer aday 27 alırsa, iki aday zirveye çıkmışsa dolayısıyla kaybeder. Ama 27 alsaydı her türlü kazanırdı. Yarısından bir fazla. Anlaşıldı mı? 14'e bakalım. Melis'in parası Büşra'nın parasından 20 TL azdır demiş. Şimdi şöyle yapalım. Melis, Büşra, Ayten diyelim. Tamam. Melis'in parası Büşra'nın parasından 20 TL azdır. O zaman Büşra x artı 20, Melis ise x lirası varmış. Ayten parasının yarısını Melis'e verince demiş ki, yani şöyle yapalım isterseniz, bu da 2A parası olsun. Yarısını, başka bir kalemle göstereyim. Yarısını buraya verince A olur, bu da A'ya iner. Yarısını buraya verince Büşra'nın parası Ayten'in parasından 30 TL fazla oluyormuş. Bakalım, Büşra'nın parası şuydu. Ayten'in parasından 30 TL fazla oluyorsa otomatikman burası x eksi 10 olur mu olmaz mı arkadaşlar? Olur mu olmaz mı? Peki. Peki buna göre demiş, ilk durumda Melis ile Büşra'nın paraları toplamı. İlk durumda Melis'in parası x, Büşra'nın parası x artı 20. Yani 2x artı 20. Ayten'in parasından. Şimdi Ayten'in ilk parası 2A'ydı arkadaşlar. Bu A x eksi 10. 2A ne yapar? 2x eksi 20. 2x eksi 20'den ne kadar fazladır diyor arkadaşlar. Tabii ki 40. 20 eksi eksi 20'den 40. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı? Peki. Bakalım 11'e. Bir çubuk 15 eş parçaya bölünüyor. Eğer 18 eş parçaya bölünseydi her bir parça 2 santim kısa olacakmış. Yani 15 parçaya bölünüyor.
18 parçaya bölünseydi her bir parça 2 santim eksik olurmuş arkadaşlar. Buradan da bu x 12 ama bana neyi soruyor? 15 çarpı x soruyor. 15 çarpı 12 180. Anlaşıldı mı arkadaşlar? 15'e bakalım isterseniz. Anının içeceği, ilacın bulunduğu her bir kutuda 2 tablet ve her tablette 6 hap bulunmaktadır. Anın 8 saatte bir tane hap kullanarak 30 gün boyunca düzenli olarak bu ilacı kullanacaksa en az kaç kutu almalıdır demiş arkadaşlar. Şimdi burada mantığımız şöyle olacak. 8 saatte bir tane hap kullanıyorsa 24 saat bir gündür kaç hap kullanır arkadaşlar? 3. Doğru mu? Peki şöyle düşünelim. 0-0'da kullandı. Kullandı. 24'e geldiğimiz zaman arkadaşlar. Burada ise diğer bir güne başladığı için tekrardan 1. Peki 2 hap nasıl oluyor Talha? Bana 2 hapı söyle. 8 saatte bir hap kullanıyormuş. 0-0'da kullandı. Değil mi? Sonuçta hep 3-3-3 kullanarak gidiyor. Doğru değil mi? O zaman şöyle diyelim. 8 saatte bir tane hapsa bir günde 3 tane. Peki 30 günde ne yapar? 90 yapmaz mı? 90 hap kullanmalı. Peki 2 tablet varsa, her tablette de 6 tane varsa bir kutuda kaç tane varmış arkadaşlar? 12 değil mi? 12 hap. Peki 90'ı 12'ye böleceğiz. Şimdi ne yapacağız? 90 12'ye bölünmüyor. Ne olacak peki? Doksan on ikiye bölmüyor. 92 7,5 yapar. Doğru mu? Şimdi zaten demiş ki en az kaç kutu almalıdır diyor. Şimdi 6 kutu alırsa kurtaramıyor. Ama 8 kutu alırsa kurtarabiliyor. Birazcık artacak. O yüzden demek ki 8 kutu almalıymış. Kalanları da bize verir. On altıya bakalım arkadaşlar. On altı ne der? Bir bakteri her saniye ikiye bölünerek üremektedir. İki katına çıkmıyor, iki kat daha fazla olmuyor, ikiye bölünüyor. Şimdi bakın bir saat sonra x tane bakteriymiş. Şimdi bir saat dediğimiz şey 60 dakika. 60 dakikada x tane bakteri olmuş. Her saniye dediğine göre ondan bir önceki 59 dakika 59 saniye değil midir arkadaşlar? Bir saniye önce. Doğru mu? Bir saniye önce demek ki yarısıymış ki bir saniye sonra iki katına çıkmış. İki ile çarparsanız burayı çaktırmadan kimse görmeden x bakteriye varmış olur. Doğru mu? Bundan da yine bir saniye önce x bölü 2'nin yarısı. Yani x bölü 4'müş. Doğru mu arkadaşlar? Bundan da bir saniye önce x bölü 4'ün yarısıymış. X bölü 8. Bize de onu soruyor. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Peki. On ikiye bakalım. Bir basketbol maçı 2 ve 3 sayılık atışlar sonucunda 65-67 bitmiştir. Buna göre bu maçta toplamda en az kaç tane isabetli atış olmuştur diyor. Şimdi en az olması için atışın üçlük atmamız gerekiyor. Şimdi 65'i ayrı, 67'yi ayrı yapacağız. Şimdi düşünün ki 65'i 3'e böldüğümüz zaman 21 yapar. 21 tane üçlük atarsa 63. Bir tane de ikilik atarsa 65. 22 tane atış yapması lazım buradan. Doğru mu? Potaya girecek top sayısı. Burada ise 22 tane üçlük yapsa 66 yapar. Bir tane faal atışı yani birlik alması lazım ama öyle bir sayı olmadığı için
21 tane üçlük atacak. 63 yapacak. Geriye 4 kalacak. 2 tane ikilik atacak. Bu işi halledecek. 23 tane de atış burada olacak. 23-22 daha 45'te bu işi bitirecek. Anlaşıldı mı? Şimdi 17'yi bir okuya durun arkadaşlar. Bakın 17 ne diyor bize? Toplanmaz Özden. Orada toplanır mı? Ayrı ayrı takımlar atıyor. Bir araç bir yolun 2/5'ini gittikten sonra kalan yolunda 1/4'ünü giderse geriye 54 kilometrelik yol kalıyor. Bakın aslında bu sorularda siz ne yapıyorsunuz? 5x, 4x gibi düşünüp o kekleri 20x diyorsunuz. Oradan giden kişiye göre yaptığımız zaman bakalım nasıl yapacağız? 20x'in 5'te 2'sini gittikten sonra, yani 5'te 2'sini bir gidelim isterseniz. Ne yapar? 8x. Gidilen yolun biri bu. Geri 12x kaldı. Sonra 12x'in 1/4'ünü giderse, yani 3x gitmiş oldu. Geriye 9x kaldı. Doğru mu? 9x neye eşitmiş? 54'e. O zaman x ne yapar? 6. Bana gittiği toplam yolu sormuş. Yani 11x'i sormuş. X yerine koyarsak 66'yı buluruz. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı? Peki. Bir yağ tenekesi yarısına kadar yağ ile doluyken ağırlığı 3300 gram. Tenekenin 6'da 5'i. O zaman şöyle yapın arkadaşlar. Teneke ağırlığı T olsun. Yağın ağırlığı ise 6Y olsun. Çünkü 6'ya böleceğiz biraz sonra. Madem buradan öyle 4 ile 5'in kökenini alıyorsunuz. O zaman yazıyorum. Teneke artı yağ ile doluyken 6Y 3300 gram. Doğru mu? Ha, yarısına kadarmış değil mi? O zaman 3Y diyelim. Orayı yeni görüyorum ben. Şurayı sileyim. Fark etmiş olun siz de. 3Y. Yarısına kadar doluymuş arkadaşlar. 3Y. Ama yok. Bu yağın 5/6'sıyla doluysa o zaman da 5Y diyeceğiz. 4500 gram geliyormuş. Yaptım, anladınız mı? 6Y'nin 6'da 5'i, yarısı. Bundan bunu çıkartırsam 5Y'den şunlar gitti. 5Y'den 3Y çıktı, 2Y. 4500'den 3000 çıktı, 1200. Yağ demek ki 600'müş. Doğru mu? Boş tenekenin ağırlığını soruyor. Teneke artı 3Y 3300'dü. Yağın kendisi 600'dü. 3 kere 600 1800. Karşıya giderse tenekenin ağırlığı 1500'müş. Bayağı ağırlığı varmış. Anlaşıldı mı? Peki. (18)'e bakalım. Bir tel çubuğun ucundan boyunun 4/15'i kadar kesilince orta noktası ilk duruma göre 6 santim kayıyor. Bakın burada kesmenin yarısı kadar kayma olur. 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 4x/30 oldu. 6 santime eşitmiş. 6 ile 30'u çarptım, 180. 4'e böldüm, x 45 oldu. Bana telin ilk boyunu sormuştu. Doğru mu arkadaşlar? Biz telin ilk boyuna zaten ne demiştik? 45 demiştik. Doğru mu arkadaşlar? Anlaşıldı mı? Kesmenin yarısı kayma. Kesmenin yarısı kayma. 3 ortaklı bir şirkette Gamze'nin payı, şimdi Gamze, Cenk ve Bahadır diye yazdık. Gamze'nin payı Cenk'in payının 2 katı. 2x'e x. Bahadır'ın payı ise Gamze'nin payının 5000 TL eksiğiymiş. Anlaşıldı mı? Şirketin değeri 95.000'miş arkadaşlar. Tamam mı? Cenk ile Bahadır'ın payları toplamı şirketin değerinin kaç kattır demiş. Öncelikle şöyle yapalım isterseniz. Bunların toplamı 95.000'e eşitmiş. 2x, 1x daha 3x, 2x daha 5x, eksi 5.000, 95.000'e giderse 100.000, x eşittir 20.000. Bize Cenk ile Bahadır'ın toplamını sormuştu. Cenk ile Bahadır'ın toplamı 3x eksi 5.000'di. Yerine koyarsam 20.000'i, 3 kere 20.000, 60.000, 5.000 çıkarsa 55.000,
Kaç kat olduğunu sormuş bana. Sıfırlar zaten gidiyor. 5'e bölüyorum 11, 5'e bölüyorum 19. Demek ki 11 bölü 19 katıymış. Anlaşıldı mı? Gelin 19'a bakalım. 19 der ki bir deponun 3 bölü 8'i suyla doldur. Eğer depoya 15 litre su eklenirse deponun 4'te 3'ü yani aslında 6'da 8'i dolu olmuş olur diyor. Doğru mu? Deponun 3 bölü 8'inin üstüne 15 litre eklersem deponun 6 bölü 8'i ediyormuş. Yani aslında 15 eşittir. 3x bölü 8'dir bunu karşıya eksi olarak atarsam. Sadeleştirirsem x 40'mış. Deponun tamamı kaç litre su alır demiş bize onu soruyor. Anlaşıldı mı? Peki Esra okudu kitabın her sayfasını 45 saniyede okumaktadır. Esra ilk 20 sayfa okuduktan sonra kalan kısmın 3 bölü 5'inde okuyunca toplam 1 saat kitap okuduğunu fark ediyormuş. Şimdi bu Esra 20 sayfada 45 saniye harcayarak 900 saniye bölü 60'tan tamam mı arkadaşlar? Bu arkadaşımız 15 dakika harcamış. Doğru mu? Toplamda her sayfa 45 saniye ise ilk 20 sayfa okuduktan sonra 15 dakika harcar. Sonra diyor ki kitabın diyor 1 saat okuması için okuma hızı değişmiyor arkadaşlar. Çünkü her zaman 45 saniye. Demek ki 45 dakika daha okuması lazım ki 60 dakika olması lazım. Doğru mu arkadaşlar? 1 saat olsun diyor ya bak. Demek ki 3 katı kadar daha okuyacak. Yani bu 20 sayfadan sonra bir 60 sayfa daha okuması lazım. Doğru mu? Bakın 3 katı kadar daha okuyacak. Yani 60 sayfa daha okuyacak. Doğru mu? Peki. Doğruymuş demek ki. Derin bir nefes alındı. Şimdi artık 80 sayfa okuduğu zaman kalan kısmında 3 bölü 5'ini okuyunca toplam 1 saat kitap okuduğunun farkına varıyor. Şimdi soruyorum size. Arkadaşlar kalan kısmın 3 bölü 5'ini okuyunca toplam. Yani demek ki kalan kısmın 3 bölü 5'i aslında 60'a eşitmiş. Doğru mu? X o zaman ne yapar? 100 yapmaz mı arkadaşlar? 100 yapmaz mı? Kalan kısmın 3 bölü 5'i. 20 de baştan vardı okudu. Toplam 120 sayfaymış. Anlaşıldı mı? Bu ince bir soruydu, güzel bir soruydu. Bakalım şimdi. Hemen 20'yi bir inceleye durun. Bir su deposunun 1 bölü 6'sı doludur. Eğer içinde 440 kilogram su eklenirse deponun 2 bölü 9'u boş kalıyor. Aslında 7 bölü 9'u dolu kalıyormuş. Bunları buluşturursak arkadaşlar 3 bölü 18. Bunu da yaparsak 14 bölü 18. Doğru mu? Demek ki 3 bölü 18'i doluyken 440 kilogram eklersen deponun 14 bölü 18'i dolu oluyormuş. Dediğimi anladınız mı? 2 bölü 9'u 7 bölü 9'a çevirdim. Ama bana boşluk kısmı lazımdı. Oradan da 14 bölü 18'i payda eşitleyerek buldum. Demek ki 11x 18 ise 440 720'ymiş. Depoda ilk başta ne kadar vardır diyor. Yani 1 bölü 6'sı kadar doluydu. O da ne yapar? 120. Anlaşıldı mı? Peki. Belli bir yüksekten bırakılan bir top yere her çarpışında düşmeye başladığı yüksekliğin 1 bölü 3 kadar tekrar zıplamaktadır. Kaç defa çarpmış? 2 defa. O zaman 1 bölü 3 1 bölü 3 diye devam edecek. 3 kere zıplasaydı bir daha 1 bölü 3. Çarptıktan sonra yüksekliği 20 santimmiş. 3 kere 3, 9. İçler dışlar 180 santim. Bize metre sormuş. 1,8 metre. Anlaşıldı mı? Peki. Bakınız, bir bitki her ay ilk boyunun 2 bölü 5'i kadar uzamaktadır. Bu da uzama var. Demek ki 7 bölü 5'i oluyormuş. Üstüne ekliyor.
Sonra tekrardan bir daha 7 bölü 5 oluyormuş. Doğru mu arkadaşlar? Böyle durmadan gidiyor. Biraz önceki gibi değil. 2 bölü 5'i kadar uzuyor bu. O yükseliyor. Yani birinde şöyle top düşüyor şu yükseklikten. 1 bölü 3'ü. 1 bölü 3'ü. Bu öyle değil ama. Şöyle bir bitkimiz var. Bir ay sonra şöyle oluyor. Ondan sonra onun üstünde böyle oluyor. Tamam mı? Artık farkı anlayalım. X çarpı 7 bölü 5 çarpı 7 bölü 5. Düzeltmiştik bunu, 49 olacak. 7 kere 7 49 gitti. X eşittir 25. İkinci ayın sonunda boyu 49 olduğuna göre ilk ay boyu ne kadar uzamıştır diyor. 25'in 2 bölü 5'i kadar, yani 10 kadar uzamış, 35 olmuş. Bize uzadığını soruyor. Bakın 25'miş, 35 oluyor. Tamam mı? 35'ten sonra onu da 2 bölü 5'ini bulun. 14 yapıyor. Onu da 35'in üstüne 14 ekleyin. 49 oluyor. Anlaşıldı mı? Peki. Bir araç deposunun 1 bölü 4'ü doluyken sabit hızla 180 km olmaktadır. Bu deponun ne kadar kısmı boşken 450 km? Şöyle diyebilir miyiz? Bakın iyi izleyin. 4'te 1'i doluyken sabit hızla 180 km yol alıyorsa deponun ne kadar kısmı boşken 450 km alır diyor. Önce buradan bir bulalım bunu. X demeyelim oraya, soru işaret diyelim değil mi? Bakın şimdi izleyin. Burada içler dışlar çarpımı yapacağız ama sadeleşme yapalım. 90'a böl 2, 90'a böl 5. 2 tane soru işareti 5x bölü 4 yapar. Doğru mu? Karşıya atarsam 5x bölü 8 yapar. Bu kadarı doğru olması lazım. Ama bana boşu soruyor. Demek ki 3 bölü 8'inin boş olması lazım. Doluyu sormuyor. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı? Peki. Demiş ki arkadaşlar, şuradan başlayalım hadi. Bir sınıftaki öğrencilerin 2 bölü 5'i kızdır. Kızların 1 bölü 3'ü gözlük kullanıyor. Şimdi 5, 4, 3, 60 mı diyelim? 60 diyelim hadi. 60'ın 5'te 2'si kızdır. 60'ın 5'te 2'si kafadan bulduk. 24 kız, 36 erkek. Kızların 1 bölü 3'ü gözlük kullanıyormuş. Gözlüklü kızlara da arkadaşlar. Gözlüklü kızlar kaç taneymiş? 1 bölü 3'ü. Yani 8. 8 gözlüklü varken 12 gözlüklü yok. Doğru mu? 12 gözlük takan kişi yokmuş. Gözlük takmayan 12 kişi varmış. Erkeklerin de 4'te 3'ü gözlük kullanmamaktadır diyor. Gözlük kullanmamaktadır. 4'te 1'i kullanıyor o zaman. Doğru mu? Demek ki 27'si de gözlük kullanmıyormuş. Bize neyi soruyor? Tabi bunların hepsi X'ti biliyorsunuz arkadaşlar. X'ti. Gözlüksüz 43 öğrenci. 12 burada var. Doğru mu? Burada 16 var tabi. Şurada da 27 var. Doğru mu? 16-27 daha ne yapar? 43 yapar. Demek ki X 1'miş. Erkeklerin kaçı gözlük kullanmaktadır demiş. 9 zaten arkadaşlar. Bakın 9 tane erkek var gözlüklü takan. X'te 1'di, 9x demiş zaten buna. O da 9. Bir tüccar elindeki malın önce 2 bölü 5'inin, sonuna kalan malın 3 bölüsünün, son olarak geriye kalan malın 1 bölüsünün daha satınca toplam 81 adet mal satmış oluyor. Şöyle diyelim, 5, 7, 3'ün okey ki 105 deme. Ah ah. 105'in 2 bölü 5'ini buluyoruz, 42. Buradan bir 42x diyelim isterseniz. Bunu satsın, 105'ten 42 çıkartalım. Ne kaldı geriye? 63. 63x. 63x'in de 3 bölü 7'sini satıyormuş. 9, 27x. Sat onu da. Ne kaldı geriye? 36x. Sonra 36x'in de 1 bölü 3'ünü satıyormuş. Yani 12x satıyor. Geriye de 24x kalıyor. Toplam 81 adet mal satmış. Yani şuralar sattıkları biliyorsunuz. Kalanlardan gitmiyoruz. 42, 27 daha 69, 12 daha 81x. Eşittir 81 ise x 1 yapar. Son satışta kaç mal satmıştır? 12x'i soruyor. 12 olarak buluyoruz. Anlaşıldı mı?
Peki.27'ye bakalım. Funda almak istediği arabanın fiyatının 2 bölü 5'ini 5 taksit öderse her bir taksit 3200 oluyormuş. Yani aslında arabanın 2 bölü 5'ini 5 çarpı 3200, yani nasıl 3200 oldu? 5 çarpı 3200'den 16.000 liraya. Arabanın hepsini bulmak isterseniz fiyatını da 16.000'i 2'ye bölün 8.000, 5 de çarpın 40.000. Araba 40.000 liraymış. Tamam mı? Funda borcun kalan kısmını 10 taksitle öderse her biri taş taksit olur. Bir kere zaten bu arkadaşımız 16 bin lirasını ödedi. Geriye kaç kaldı? 24 bin. Kalan kısmını 10 taksitle bölecekse 2400 ödemesi gerekiyor. Anlaşıldı mı? Peki. Bir sinemada koltukların yarısı doldurur. İzleyicilerin bir böyle salt çıkınca kalanların sayısı. Şimdi yarısı var, altısı var, 12. Şimdi 12x'lik bir koltuk var. Daha doğrusu koltukların hepsi. Yarısı dolu 6x. 6x'in 1 bölü 6'sı çıkınca 5x kaldı, unutmayın. Kalanların sayısı 5x. Çıkan izleyiciler x. 32 daha fazlaymış. Yani 4x 32 ise x 8 yapar. Sinemada toplam kaç koltuk var diyormuş. 96 olarak cevabı da bulmuş oluyoruz. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Var mı sorunuz oradan?